Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fatma Ayanoğlu, GİSBİR'in de destek verdiği son kitabı İş Yaşamında Kadında, Kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları ve ülkemizdeki kadın istihdamını ele alıyor. Fatma Ayanoğlu kitabın içinde yer alan Sıra Dışı Sektörlerde Kadın Dostu Şirketler başlıklı bölümde gemi inşaat sektöründe yer alan kadınlara da değiniyor. Kanal 24 televizyonunda yayınlanan ve Billur Aktürk'ün sunduğu Gündem Dışı programına katılan Fatma Ayanoğlu, iş dünyasında ve sanayide kadın emeğini ve kadınların istihdama katılmasının önemini anlattı. Programa Skype bağlantısıyla katılan GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, gemi inşaat sektöründe özellikle son yıllarda birçok kadın çalışan istihdam edildiğini ve GİSBİR'in yaptığı çalışmalarla bu sayının her geçen gün arttığını söyledi. Ne istihdamda ne de işte okullarda olan genç kadınları özellikle mavi yaka olarak yetiştirmek, atölyelerde işte bir takım eğitimler vermek, gemi inşaat sanayine kazandırmak gibi bir projemiz var. Onunla ilgili şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ya, dijitalleşme alanında da yine bir başka projemiz var. Başvuru yaptığımız, umarım geçer. Orada da bütün eğitimlerde işte 3 boyutlu yazıcıları kullanma, dijitalleşme, gemi inşaatı, otonom gemiler gibi konuları ele aldığımız seminerler ve eğitimler yapmayı planlıyoruz. O proje geçerse oradaki taahhüdümüz şuydu. Bütün eğitimlerde minimum %50 kadın olacak. Yani sadece gemi inşa mühendisi değil, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri ya da başka bilgisayar, yazılım gibi alanlardan genç kadınları, öğrencileri alacağız demiştik. O projemiz hayata geçerse orada da öyle bir hedefimiz var. Açıkçası biz sektörümüzde kadınları görmeyi gerçekten istiyoruz. Bunu bütün yönetim kurullarımızda, bütün komisyonlarımızda da bir görüş olarak ve aynı zamanda bununla ilgili aktiviteleri yapan bir kuruluş olarak elimizden geldiğince destekliyoruz.